Bakış açısı. Bir zaman aramızda kalsın Tanrı var kitabını okudum. Kitabın yazarı Oxford Üniversitesi Matematik Profesörü John C. Lennox. Yazarın kitabından çeşitli notlar aldım. Bu notlar sonradan çok işime yarıyor. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Yazar Allah'ın varlığını anlatmak için çeşitli örnekler vermiş. Onlardan sırasıyla bahsedelim. Kitabın girişinde ilimle din arasında çelişki olmadığını anlatıyor. Matilda teyzenin kekinden başlayarak belli bir noktaya düşünceyi çekmek istemektedir yazar. O kadar güzel örnekleme yapmıştır ki, bilimin neyi çözdüğünü, yaratıcının asıl maksadının ne olduğunu anlamak kolaylaşıyor. Verdiği misali inceleyelim. Matilda teyze güzel bir kek pişirmiştir. Biz de bunu bilim adamlarına analiz etmeleri için verelim. Gıda bilimcileri kalori miktarını ve onun besleyici etkisini anlatacaklar. Biyokimyacılar kekteki proteinlerin, yağların ve benzerlerinin yapısı hakkında bilgi verecekler. Kimyacılar içlerindeki elementlerden ve aralarındaki bağlardan bahsedeceklerdir. Fizikçiler temel partiküllerin analiz edecekler. Matematikçiler de bu partiküllerin davranışlarını açıklayan zarif formüller önereceklerdir. Fakat Matilda teyzenin keki niçin, hangi sebeple yaptığını bir türlü anlayamayacak ve açıklayamayacaklardır. Bunun neden yapıldığı ancak bu sevimli teyzenin gülerek açıkladığı sebebi duyunca anlamaları mümkün olacaktır. Burada yazar böyle bir bilgiyi keki yapanı öğrenmenin bilimle alakası bulunacağını araştırma isteklerinden hiçbir zaman ilim adamlarını uzaklaştırmayacağını yazar. Onun Jimmy adında yeğenin doğum günü için yapıp yapmadığını araştırabiliriz. Yapanını bilmemiz aklımızı iptal etmez. Daha da araştırmaya sevk eder. Bir dönem yaratıcıyı tanımanın bilimle çeliştiğini söyler dururlardı. Daha sonra bu yanlış anlaşıldı ve yıkıldı. İnançlı bilim adamlarının sayısı arttıkça diğerleri de inanmanın gerektiğini anlamış oldu. İnanmak insanı hiçbir zaman atalete ve tembelliğe atmaz. Bilhassa araştırmaya sevk eder. İnanmanın verdiği bir şevktir ki insanı hayata bağlar, maddi çalışmalarının bile ibadet ve sevap olduğunun fikriyle daha çok çalışmaya yöneltir. Her yaştaki insanın mutlaka şunu sorması gerekir. Bu evren niye, hangi maksatla yapılmıştır? Bunu soran biri, ilimleri de araştırdıkça hayatının hangi amaçla yapıldığını anlar. Nasıl pastanın yapılış amacı pastayı yapan Matilde teyze veriyorsa, kainatın yapılış amacını da Allah verecektir. Çünkü evreni o yapmış ve onun hakkında söz sahibi de odur. Kur'an kainatı okuduğundan biz de o kitaptan onu okuyarak yaratıcının niçin bizi hayata ve nimetlerle bu dünyaya gönderdiğini öğrenebiliriz. Yapan bilir ve bilen konuşur. Bu konuda söz ve hüküm ona aittir. Asıl bilinmesi gereken de budur zaten. Bu maksat bilinmediği takdirde başka bilmeklerin hiçbir faydası yoktur. En büyük yararlı ilim yaratıcıyı tanıma ilmidir. Diğer bilimler ise onu tanımamıza yardım etmelidir. Yardım ettiği müddetçe faydalıdır. Bu bakış açısıyla ilgili yapılan pastanın her yapılışı ve içindeki malzemeleri ilgilendirdiğinden yapanı da maksadına söz etmemesi pastayı pasta hesabına bakmasından doğmaktadır. Halbuki pastayı yapanın emeğini ve yapanın sanatı açısından bakması gerekmektedir. Bu bakış açısı ona çok şeyler kazandıracaktır. İşte kutsal kitabının bakışı bu bakıştır. Yani pastayı yapanı tanıma açısından pastaya bakma bakışı. Bu bakış açısı sahibini kurtaracak ve pastayı yapana karşı minnettar edecektir. Bir cihetle bu bakış açısı ahirette ebedi alemdeki nimetleri de ona hazır kılacaktır.